Sevgili tarihseverler, bugün sizinle gerçekleştireceğimiz bu video maalesef hemen hiçbirimizin hoşuna gitmeyecek. Ben şahsen çok üzüldüm. Birçok nedenden dolayı üzgünlük içerisindeyim. Türkiye'nin cennet köşelerinden bir köşeyi tanıtacağım sizlere. Hakikaten. Yani deniz, tabiat, güzellik, yeşillik, muhteşem bir ada, müthiş bir tarih, hepsi iç içe. Ama burayı gezerken burnumuzu tuta tuta gezeceğiz. Her taraf leş gibi keçi gübresi kokuyor. Tarihi mekanların hemen birçoğu keçi koyun damı, hayvan damı olarak kullanılıyor. Dünyanın bu kadar güzel bir yeri ancak bu kadar kötü kullanılabilirdi. Ya Allah aşkına bir kere de böyle bir kötülüğün içine biz olmayalım ya. Biz olmayalım. Çünkü biz böyle bir toplum değildik. Biz medeniydik. Biz temizliğiyle, giyimiyle, kuşamıyla dünyayı asırlarca kendine hayran bırakmış bir milletken bugün o güzel medeniyetin içinden bu çirkinlikleri yapan insanlar olmamalıyız. Beni biliyorsunuz. Duygusal bir adam. Konunun sonunu baştan söyleyiveriyorum. Şu anda da öyle yaptım. Sizinle beraber Fethiye Körfezi'nin Göcek Koyları'nın belki de en güzel yerlerinden birindeyiz. Tersane Adası'ndayız. Bakın bu bir ada. Bu bölgenin en büyük adası, en tarihi adası. Romalılardan Osmanlılara asırlarca tersane olarak kullanılmış müthiş bir koy burası. Ya adanın dışından, körfezden geliyorsunuz, teknedesiniz. Bakıyorsunuz körfezi anlamıyorsunuz. Yani içeride bir koy olduğunu anlamıyorsunuz. Ağzı öyle kapalı. Giriyorsunuz yana dönüyorsunuz. Aa, kocaman genişliyor ve bir T çiziyor. İşte o gördüğünüz yer burası. Her taraf şu tepemde duran ağaç dahil defne ağaçlarıyla, zeytinliklerle kaplı. Mis gibi kokuyor. Keçi pisliğinden alabildiğimiz kadarıyla söylüyorum. Bu adada hem Müslüman Türkler hem Hristiyan Rumlar. Bak Yunan değil. Bölge halkıyla konuşuyorum kaç gündür. Herkes Yunan oturdu, Yunan kalktı, Yunan geldi, Yunan gitti, Yunan köyü, Yunan adası. Ya değil kardeşim, Yunan değil. Mora Yarımadası'nda ve biraz da Atina'da yaşamış bu Greklerle Anadolu'nun hiçbir alakası yok. Burada Romalılar yaşadı. Müslüman Türkler Anadolu'yu Romalılardan aldı. Roma yöneticileri diskalifiye oldu. Anadolu'da yaşayan Rumlarla, yani Romalılarla Selçuklu Müslüman Türkleri bir arada kaynaştılar. Devamında gelen 600 yıllık Osmanlı yönetiminde Osmanlı tebaası olarak kaldılar ve bu bölgede bulundular. Lütfen şu Yunan'ı bir silin aklınızdan. Rum değil ya da Romalı değil. Hristiyan Romalılarla, Rumlarla Müslüman Türklerin ortak yaşadığı bir köydü burası. Burası tersaneydi. Devasa gemilerin, teknelerin yapıldığı bir yerde. Bir dönem korsan yatağı olarak da kullanılmıştı. Şu an ne biliyor musunuz? Şu an bir tane amca, amcanın keçileri ve buradaki bütün tarihi eserler bir keçi damı. Sonuna kadar helal olsun diyor. Bunları görüp de sesini çıkarmayan, bunları görüp de parmağını oynatmayan, bunları görüp de hiçbir faaliyet göstermeden seyredenlere hakikaten helal olsun. Ha, videonun başına şunu da söyleyeyim. Yarın benim bu videomdan sonra gelip buraya çirkin, pis, berbat bir beton yığını otel yapacaksanız ya da AVM'ler dikecekseniz ben bu keçi kokusuna razıyım. Çünkü nihayet çiftçi bir tarihçiyim. Bayılırım keçiye. Keçi kokusuna da rahatsız olmam. Ama böyle bir cennete halk Yunan adası, Yunan köyü, Yunan koyu diyebiliyor. Yöneticiler hiç ilgilenmiyor. Amcanın biri bütün bir adayı koca bir keçi damı olarak kullanıyor. Söylenecek hiçbir şey yok. Bu videoyu Türkiye'mizin cennet bir köşesinin adam akıllı değerlendirilmesi adına yapıyorum. İnsan bilmediğinin düşmanı, bilmediğinin yabancısı. Hadi gelin bu muhteşem cennet köşesine yakından tanıyalım. Tersane Adası'nı tanımaya başlayalım.
Sevgili tarihseverler, Osmanlı denizcilerinin Ege Denizi'ndeki yataklarını çektiğimiz belgesel projemizin ikinci ayağı için yine Fethiye koylarında bulunmaktayız. Evet, insanlar buraya mavi yolculuk için geliyor. İnsanlar buraya tekne turları ve tatilleri için geliyor. Ama buraya gelenler aslında bu coğrafyanın, Osmanlı'nın Ege ve Akdeniz'i kontrol ettiği o muhteşem donanmalarının yatakları olduğunu maalesef bilmiyor. Şu an önümüzde gördüğünüz bu ada Osmanlı'nın aktif olarak kullandığı, ondan evvel Menteşe oğullarının kullandığı Tersane Adası. Şu gördüğünüz ağız kısmı yaz koyu, şimdi gireceğimiz kısım kış koyu. Buralar son derece stratejik, savunmaya müsait kışlama ve yataklık mekanlarıydı. Evet, rüzgarı hissediyorsunuz değil mi? Vallahi sizin için resmen şu an Titanik yapıyorum. Şöyle düşmeden tutunayım. Gördünüz mü? Sağdan ve soldan baktığınız zaman bu ağzı hiçbir zaman göremezsiniz. Sağdan ve soldan baktığınız zaman. Yani tamamen kuytu. Burası bir ada. Tersane Adası. Tarihten bu yana Romalılar da kullanmış burayı. Selçuklular da kullanmış. Menteşe oğulları ve Osmanlılar kullanmış. Adanın kenarlarındaki taş yapısına bakın. Son derece enteresan bir taş yapısı var. Ancak geminizin burnunu içeri soktuğunuz zaman buranın bir koy olduğunu fark ediyorsunuz. Sevgili tarihseverler, işte şu görmüş olduğunuz yer Tersane Adası. Bakın, hem karadan yürüyerek bu adaya geldim, hem de şu an tekneyle gelmekteyim. Bu görmüş olduğunuz adanın içerisinde son derece kuytu iki tane koy var. Biri arka tarafta kalan yazlık koy, diğeri de şu an girmekte olduğumuz kışlık koy. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun, Menteşe oğullarının, daha öncesi Roma İmparatorluğu'nun kullandığı bir koydu burası. Ege ve Akdeniz'in kesiştiği yerde, tam köşede, gözlerden saklı bir yerde. Gemiler burada yapılır, burada sökülürdü. Kışları burada kışlanır, yazları buradan seferlere çıkılır. Buradan yelkenler açılır, küreklere asılınırdı. İşte bu kadar özel ve önemli bir koydayız. Ve buraya girecek, adım adım burayı dolaşacak ve burayı sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet, koya girdik. Bakın, koyun içine dümdüz giriyoruz. Koyun içinde bu gördüğümüz yer T çiziyor. Resmen bir büyük T. Bir ucu böyle ileri doğru uzuyor. Diğer ucu buradan bu şekilde buraya doğru uzuyor. Yani müthiş bir yer. Aslında burası bir yerleşim. Bu gördüğünüz yerleşimde Rumlar ve Müslüman Türkler, tabii ki tamamı Osmanlı tebası. Bunlar burada bir arada yaşamışlar asırlar boyunca. Mübadele ile bunlar gönderilince, aynen Fethiye'nin Kayaköy gibi, burası atıl bir şekilde kalmış. Aslında burası dünyanın cenneti. O kadar güzel bir yer ki, muhteşem. Ama dünya cenneti bu yer. Bugün bir amcamıza kiralanmış bu muhteşem koyda. Amca keçi besliyor. Hakikaten öyle. Keçi besliyor. Şurada tarihi bir kilise var. Tabii bu kısma gülemiyorum. Kilise keçi damı olarak kullanılıyor. Burayla alakalı çok teferruatlı bir YouTube videosu hazırladım. O videoda bütün bu kıyıları tamamıyla gezdim, dolaştım ve yakında sizin için paylaşacağım. Özellikle o tarihi kilisenin içine girdim. Ya, iki karış keçi pisliğiyle doluydu ya. Günah. Olmaz yani. Tamam. Biz Müslümanız. Burada da hiçbir Hristiyan yaşamıyor. Öyle de olsa o boş kalan kilise yapısı bir hayvan damı olarak kullanılmamalı. Bu bir Müslümana yakışmaz. Biz tarihten bu yana hiç böyle şeyler yapmamıştık. Ha, buraya bir otel yapılsın mı? Tabii ki hayır. Kesinlikle. Bu bakir haliyle burası bir tatil köyüne çevrilmeli. Ben olsam, bakın şu yıkılmış parça parça kayalardan o eski taş evleri yeniden diriltirdim. Burayı olduğu gibi. Ve bu görmüş olduğunuz yeri bir tatil köyüne çevirirdim. Her bütçeye hitap eden. Hatta burası öyle bir canlandırılmalı ki, Roma döneminde nasıl bir tersaneydi burası?
Selçuklu ve Menteşe oğulları döneminde nasıl kullanıldı? Sonra Osmanlı döneminde burası nasıl değerlendirildi? Bakın şimdi teknemizin burnunu döndük. Şu an limandan dışarı çıkıyoruz. Adanın içerisinde T şeklinde kuytu bir liman. Burası kesinlikle hani bir iki zengine verilip bir oteller zincirine bağlanmamalı. Beton ve demire gömülmemeli. Bu tabiliğinin içerisinde insanların yaşadığı, cıvıl cıvıl gezdiği dolaştığı bir tatil beldesi, bir tarih adası olmalı. Tersane adası deyince bütün dünyanın guide'larında yer almalı. Ha bunu yapacak ufuk bizde var mı? Var ama birilerinin rantına kurban edilirse mahvolur. Evet, limandan çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Ya bugün Yunan adası diyor adamlar. Ya ben kahroluyorum. Yunan değil. Tarihi Türk Ege adaları onlar. Yunanlıların maalesef üzerine çöktüğü haksızca. O adalarda adamlar ne turizm atraksiyonları gerçekleştiriyor. Ağzımızın suyunu akıta akıta bakmıyor muyuz? Ay adamların bilmem ne adası şuymuş. Sen Kos'a gittin mi? Sen bilmem neye uğradın mı diye. Ya şu gördüğünüz Tersane Adası ve koyu bir organize edilse mükemmel bir şey olur. Yunan adaları dedikleri bir köşede kalır. Ama yeter ki adam gibi yapalım. Birkaç kişinin keyfine amade kılmayalım. Bütün halkımıza, insanlığımıza arz olunacak bir proje haline getirelim. Bakın önce size koyu göstereyim, koyu tanıtayım. Yani bu gördüğümüz koy ve bulunduğumuz bu devasa ada Tersane Adası. Tersane demek gemi yapımında, gemi tamirinde kullanılan mekanlar demek. Sığ koyları var. Şöyle gelin. Bastığınız yerde şöyle. Bu arada her yer keçi pisliği. Her yer. Adımınızı attığınız her nokta. Büyükbaş hayvan pislikleri de var. Geldik cennetten bir köşeye. Şimdi bakın. Ege'de, ben Ege adaları diyorum. Birçok turizm guide'ında, tanıtımında, broşüründe, afişinde Yunan adaları diye geçiyor. Yunan adası falan değildi. Ege adalarıydı. Fatih Sultan Mehmet o adaları Yunanlılardan değil, Venediklilerden fethetmişti. Yani Katolik Hristiyanlardan. Venedik, bugünkü İtalya'yı kuranlar. Yoksa Ortodoks Yunan'la bir alakası yoktu. Ege adalarını fethettik. 1912 Balkan Savaşı'nda bunlar Yunanlılara peşkeş çekildi. Biliyorsunuz birkaç yüz tane ada var. Bunların çoğu da kayalık. Bizde olsa herhalde yüzüne bakmazdık. Diyeceksiniz ya Talha Bey sen de ağır konuşuyorsun. Niye yüzüne bakmayalım? Vallahi buradan belli. Burası Fethiye'nin Göcek'in dibindeki bir koy. Hem de dünya cenneti bir koy. Bunun yüzüne bakmayan Ege'deki kayalıkların yüzüne hiç bakmaz. Bak ben dostum. Ben acı konuşurum. Ben şu an size sesleniyorum. Kendi insanıma sesleniyorum. Adam ne yaptı elin gevuru? O adaları öyle bir süsledi, öyle bir bezedi. Yok Simis Adası, yok bilmem ne, yok şu, yok bu. Yok beyaz, mavi boyalı konseptler, evler. Dünya turizmi oraya akıyor mu? Akıyor. Yunan adaları diye sükse yapıyor. Benim vatanım da öyle uzakta değil. Fethiye'nin dibinde motorla Göcek'ten çıksanız buraya 5-10 dakika arasında geliyorsunuz. Ve burada koskoca bir Tersane Adası var. Müthiş, yemyeşil bir dünya cenneti. Aradaki kayalıklar, peyzaj o biçim. Ama görüyorsunuz ada berbat durumda. Ada koskoca bir keçi damı. Tarihi eserler hayvan damı olarak kullanılıyor. Ha, bir takım varlıklı insanlar yatlarıyla geliyor, demirliyor, keyfini çıkarıyor. Ama benim ülkem bundan ne kadar istifade edebiliyor? Şöyle bir yer. Peki ne yapalım Talha Bey diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Buraya kocaman böyle 2-3 tane zengine burayı peşkeş çekip oteller mi yaptıralım? Buraya sadece özel insanların girip çıktığı bir yere mi çevirelim? Hayır. Ben bunu da istemiyorum. Ben buranın tarihte olduğu gibi yaşanır bir balıkçı kasabası olmasını ve turizm açık olmasını istiyorum. Bakın 1924 yılına kadar burada yaşayan insanlar vardı. Birkaç yüz tane ev vardı. Bakın o evlerin yıkıldığı hala buralarda duruyor.
Bakın şuralarda duruyor. Karşımızda duruyor. Şu gördüğümüz kenarlarda duruyor. Bunlar. Şu arkadan yol boyunca o evleri görebiliyorsunuz. Müslümanlar da yaşıyordu ama ağırlıklı olarak Hristiyanlar da yaşıyordu. Fethiye'deki Kaya Köyü duymuşsunuzdur. Aynen orası gibi. Şu arkamda bakın bir tane tarihi kilise var. Şimdi sizi oraya götüreceğim. Bakın biz Müslümanız. İnançlı insanlarız. Benim videolarımı biliyorsunuz. Kudüs diye yanan, tutuşan bir adamım ben. Ama başka dinlerin, batı da olsa eserlerine biz Türkler tarih boyunca hep saygı duyduk. Hiçbir zaman hayvandamı yapmadık. Siz Fatih Sultan Mehmet'in bir kiliseyi hayvandamı yaptığını duydunuz mu? Yavuz'un, Kanuni'nin, hiç duydunuz mu böyle bir şeyi? Osman Gazi'nin, Sultan Abdülmecit'in. Şimdi ben sizi oraya sokacağım. Bilmiyorum, utanmadan kaçımız izleyebileceğiz bu manzarayı. Lütfen beni takip edin. Ya şu zeytin ağacının, gövdesine bakın. Şu ağaç tahmin ediyorum rahat bir 800 yaşında var. Rahat. Fazlası var, eksiği yok. Ve bu tarihi zeytin şu koyda belki 1000 yıllık bir geçmişe şahitlik yapmış. Neler neler görmüş ve neler neler anlatıyor lisan haliyle bize. Ya bunu biz yaşatmayalım mı ya? Burada leşin içinde taşlar yıkılmış, ne bileyim pisliklerin içerisinde. Böyle mi olacaktı bu hadise? Talha Bey, nasıl koruyalım burayı? Bakın ben olsam önce bir kere bu tarihi yapıların hepsini restore ederim. Tarihi yapıları. Burada bir sürü küçük küçük taş evler var. Hepsini ayağa kaldırırım. Sonra buralara insan sokarım. Burayı yaşanır bir köye dönüştürürüm. Daha sonra bu insanları buradaki turizme bağlarım. Yani buraya bir sürü yat geliyor, insan geliyor. Daha da çok gelecek o zaman. Şimdi bu da kupkuru, keçi pisliği kokan bir yer burası. Burası yaşanılıkça daha çok insan gelecek. Ve burada yaşayanlar para kazanmaya başlayacaklar. Yaşayan bir köy ve köyün etrafında canlı para getiren bir turizm olacak. Böyle yaparım. Böyle yaparsam buradan yüzlerce değil binlerce insan istifade eder. Türkiye'nin yaşayan bir güzelliği olur. Şu an buradan giriyoruz. Nereye biliyor musunuz? Kilisenin bahçesine giriyoruz. Burası kilisenin bahçesi. Her yer hayvan pisliği. Artık keçi pisliği yeni yeni olmuş. Şu gördüğünüz şey ne biliyor musunuz? Çan Kulesi. Evet, kilisenin hem giriş kapısı hem de aynı zamanda çan kulesi. Şu üst kemerin içinde bir çan vardı zamanında. Şurasını işte amcamız artık kimse betonla çevirmiş. Keçiler için bir su yalağı yapmış. Şimdi bu dini yapıya dönelim. Ya müthiş bir yapı ya. Bakın ben namazını kılmaya, ibadetlerini yapmaya çalışan bir Müslümanım. Ama bu bir tarihi eser, bu bir dini yapı. Hazreti Ömer bile Medine'den çıkıp Sasani Devleti'nin tamamını, Roma'nın yarısını ele geçirdiğinde, Busra'ya geldiğinde mesela, o gün Gassani Hristiyanların başkentiydi. Orada kiliseleri, manastırları yıktırmadı. Hatta orada bir takım keşişleri görüp ağladı. Bir tanesine bakıyor. Efendim diyorlar işte, emiral, ya emiral mümini neden böyle ağlıyorsunuz? Diyor ki yani saçı sakalı bembeyaz, 80'lik 90'lık bir yaşlı, saçı sakalı nurlanmış. Kemale ermiş ama kendisi doğruyu bulamamış diyor. Müdahale ediyor mu? Hayır. Onun manastırına saldırıyor mu? Yıktırıyor mu? Hayır. Biz böyle bir dini mensuplarıyız. Bakın görüyorsunuz. Kapının kenarına yine yere dökülen taşlardan betonla tutturularak bir yalak yapılmış. Ya da yemlik. Giriyoruz içeri. Bakın içeri girerken şu yalak taşının kenarında bakın antik Roma'dan kalma belki 2000 yıllık bir kapı frizi bu. Görüyor musunuz? Çelenkler var üzerinde. Bir kapı frizi. Demek ki antik Roma'dan beri burası bir yerleşim merkezi. Devşirme malzeme. Şimdi bizim buradaki keçici amcaların keçi yalak taşı olmuş. Kapı girişine bakın. Bu gördüğünüz muhtemelen kilisede kullanılmış. Şöyle bakın kenarlarına bakın. Kenarlarına. Gelin böyle. Şuradan bakın. Görüyor musunuz? Bakın orada bir tane haç var. Orada burgular var. Tarihi bir sütun başlığı bu aslında. Bu kilise yapısına aitmiş.
Tarihi belli bu. Bayağı eskiye gidiyor. Sütunbaşlı. Şurada bir ocak var. Bakın görüyorsunuz burada bir ocak. Yerde bir karış keçi pisliği var. Görüyorsunuz değil mi? Bak bir karış. Bir karış. Bak kazıyorum hala geliyor. Hala geliyor. Ve absit kısmına doğru bakıyoruz. Bakın burası giriş kısmı. Yani kiliselerde narteks dediğimiz kısım. Narteksten basamakla ikinci bölüme geçiyoruz. Keçiler konduğu için buraya da böyle bir ikinci bir yalak tarzı bir şey yapılmış. Şurası absit bölgesi. Duvarlarda zamanında resimler muhtemelen vardı. Çünkü bu bir Ortodoks kilisesi belli. Belki de şurası bir kutsal su ayazma yeriydi. Bir duvar nişi gözüküyor burada. Bu duvarlarda. Belki şurada bir bema duvarı vardı. Yani uzun lafın kısası bir kilise binasındayız ve burası hayvan damı olarak kullanılıyor. Şimdi bakın Yunanistan'ın bir köyüne götürsem ben size. Köyde hayvan damı olarak kullanılan bir cami görsek ne yaparız? Bak sizi bilmem. Ben dünyayı yıkarım. Ben dünyayı ayağa kaldırırım. Kendi takipçilerimle, kendi sesimle, soluğumla. Ne demek derim ya? Yani benim camim, burada hiç Müslüman kalmadı. Diyelim Yunanlı öyle diyor diyelim bana. Kalmayabilir kardeşim, saygı duymak zorundasın. Yani bu tarihi yapıyı cami olarak korumak zorundasın. Ha cami değil başka bir şey biliyoruz. Bugün Yunanistan'da bir tane açık cami yok. Ben bundan da çok rahatsızım. Biz onlara göre çok daha hoşgörülü bir toplumuz. Bugün İstanbul'da kaç yüz kilise var hala çanlarını sallıyorlar. Hala ibadete açık sinagoglar var. Kıyamet kadar. Onlar yapıyor biz de yapalım. Bir, özür dilerim. Onlar hayvanlaşıyor diye biz hayvanlaşamayız. Biz medeni, dünyaya asırlarca medeniyet dersi vermiş bir toplumun çocukları ve torunlarıyız. İki, burada hiç Hristiyan Rum kalmamış olabilir. Bu yapı keçi damı, hayvan damı olmayı hak etmiyor. Bu bizim kıymetimizi düşürür. Ya yılda bir kere sordum ben yöre halkına. Geliyor Rumlar diye. Geliyorlarmış buraya. Burada işte bu durumu görüyorlarmış, ağlıyorlarmış, ibadet ediyorlarmış falan. Yani buraların acilen temizlenmesi, düzeltilmesi lazım. Tamam kilise olarak ibadete açmayalım. Niye açalım ki? Hristiyan Rum yok. Ama açmasak da aynen Van Akdamar Adası gibi temiz bir şekilde muhafaza edelim. Müslümanlığımızın şiarıdır bu. Yoksa kusura bakmayın. Şekil Müslümanıysanız zaten hayvan damı olarak kullanmaya devam edersiniz. Hadi gelin biraz daha dolaşalım. İşte bu görmüş olduğumuz kısım absit kısmı. Hani nasıl bizim camilerimizde imamlarımızın namaz kıldırdığı bir mihrap oyuğu vardır. Biz buna sanat tarihinde niş diyoruz. İşte mihrap nişi ya da kilise nişi, absit dediğimiz. Bakın o absit kısmı da buradan dışarı taşırılarak bu şekilde verilmiş. Üstü beşik tonoz bir kemerle çevrilmiş. Bunlar genelde klasik küçük köy manastırlarında ya da kiliselerinde kullanılan bir tiptir. Beşik tonoz bir örtü sistemi olur. Önde böyle minik bir yapı. Aslında Bizans, Doğu Roma kilise tipidir bu yani. Anadolu'da da çok yaygındır. Erken dönemde hep böyle yapılmış. Sonra bakmayın siz Avrupalılar o Katolik zihniyetle katedral dediğimiz ruhsuz bazilikal yapılara çevirmişler. Kırma çatı. Anadolu'daki kilise mimarisinin Avrupa Katolik kilise mimarisiyle bu anlamda da çok bir alakası yoktur. Yani çok eski kilise yapılarına öykünen müthiş bir tarzı var. Kesinlikle muhafaza edilip korunması gerekiyor. Ama tabii bizim ülkemizde insanımız ve insan beyinlerimiz o kadar ayrışmış ki. Yani ya bu bir kilise yapısı. Bunu tamir et dediğinizde sizi direkt gavur ilan ederler. Hain ilan ederler. Vay be, gizli niyeti varmış meğerse diye. Aynı adam kalkıyor camiler sıkıntı içinde onlara da püskürüyor. Gidiyor Kudüs'e de püskürüyor. Gidiyor oraya gidiyor buraya. Ay bunu görmez. 2 dakika önce göklere çıkarır. Adamın dibisin pampa der. 2 dakika sonra vay be seni bilememişiz der. Allah hepimize dengeli olmayı nasip etsin. Dengeli düşünmeyi nasip etsin. Tarafgirlik damarıyla doğruya yanlış, yanlışa doğru diyenlerden eylemesin bizler. Duam budur.
Bir de çok ilginç bir şeye rastladım. Şimdi bölge halkıyla konuşuyorum. Dedim ki ya bu tarihi binalar neden yıkıldı? E işte buradaki Yunanlılar, yöre halkı öyle biliyor. E Yunanlılar giderken yıktılar. Böyle bir şey yok. Yunanlılar giderken burada kendi evlerini yıkmazlar. Bir kere Yunan değil, Rumlar, Anadolu Rumları, Osmanlı tebası. 1924'te nüfus mübadelesi denilen kirli bir oyun oynandı. Bu oyunun müsebbibi ne bizdik ne de Yunanlılardı, İngilizlerdi. İngilizler Balkanlar gibi 5,5 asır boyunca Müslüman Türk'ün yönettiği ve nüfus olarak da Müslüman Türk'ün çoğunlukta olduğu bir coğrafya istemiyordu. Buraların hızla Hristiyanlaşması gerekiyordu. O zaman ne yaptı? Yunan liderleriyle bizim liderleri bir araya getirdi. Büyük patrondu İngilizler. Biz de onları dinledik. Dedi ki Anadolu'daki bütün Rumları Yunanistan'a göndereceğiz. Yunanistan'daki Türkleri de Anadolu'ya. Sen sağ ben selamet. Böyle bir plan kuruldu. Ve bu plan kurulunca otomatikman Trabzon'daki Maçka Rumlarına, Fethiye Kayaköy Rumlarına kadar Anadolu'nun dört bir yanından Rumlar Yunanistan'a gönderildi. Aralarında Karaman Hristiyan Türkleri de vardı. Yazık, onlar oraya gitti. Bir de orada bunlar siz Türksünüz diye eziyet gördü. Bak, keçiler orada su içiyorlar. Kocaman keçi yanakları yapıyorlar. Kayaköy'ü çok iyi bilirim. Kayaköy civarında yaşayan Müslüman Türk köylerinden tanıdıklarım, dostlarım, arkadaşlarım var. Onlara sordum. Onlar da babalarından, dedelerinden dinlemişler. Bana anlatılanı söylüyorum bakın, bizzat yaşayanlardan. 1924'te bu insanlar gönderilirken kapılarını kilitliyorlar. Kapıların anahtarlarını Müslüman komşularına veriyorlar. Biz yine geleceğiz diyorlar. Ya bu insanlar Anadolu insanı, Yunan değil bunlar. Hiç bilmediği bir coğrafyaya gönderiliyor. O gönderildiği coğrafyada kalır mı? Siyasi bir faaliyet bu diyor. Yarın rüzgar başka yerden esecek. Biz serbest kalacağız ve dönüp geleceğiz diyorlar. Ve Müslüman komşulara biz yine geleceğiz diyorlar. Ve anahtarları onlara bırakarak gidiyorlar. Aradan 3 yıl geçiyor, 5 yıl geçiyor, 7 yıl, 10 yıl gelmiyorlar. Gelmeyince, bak ben bizzat yöre halkından dinlediklerimi söylüyorum size. Gelmeyince o emanet edilen evlerdeki eşyalar birer, üçer, onar, yirmişer kullanılmaya başlanıyor. Derken işi öyle azıtıyoruz. Evlerin tahtalarına kadar söküyoruz. Bugün gidin Kayaköy'e. Sadece taş duvarlar var yani. Bunlar gelmeyecek. Gelmeyeceğine göre alalım başka yerde kullanalım deniliyor. Böyle bir durum oluyor. Yani şu gördüğünüz evlerin bakın hep yıkılmış yerlerde taşlar. Bunların hiçbirisini bu adamlar 1924'te giderken yıkmadılar, sökmediler. Sadece yükte hafif, pahada ağır eşyalarını götürdüler. Bir de böyle giderken ya şu kilisemizin çanını götürelim, yok şu dini yapımızın rüliklerini götürelim gibi şeyleri götürdüler. Onun dışında ellemediler. Bunlar duruyordu. Ya o zaman mübadele sırasında madem boşalttık, buraya balıkçılıktan, denizden, sandaldan anlayan Türk köylüleri niye yerleştirmedik? Burasını böyle heba ettik. Bir dünya cenneti. Tersane koyu çok önemlidir. Yani burası Yunan adası değildir. Burası Yunanlıların yaşadığı bir yer değildir. Burası Osmanlı'yla 5,5 asır, Menteşe oğullarıyla 1,5 asır ve Anadolu Selçuklu'yla sayarsak neredeyse 1000 yıla yakın Müslüman Türkler tarafından yönetilmiş bizim topraklarımızdır. Sahip çıkmalıyız. Ya bakın şuradan çıkın. Hemen şöyle sola doğru azıcık ilerleyin. Bak da arkada ucu gözüküyor. O dipte meşhur hamam koyu var. Hamam koyu, Kleopatra Hamamı koyu, Manastır koyu. Bana sorarsanız Kurtoğlu koyu. Kurtoğlu Musluhiddin Reis. Kurtoğlu Musluhiddin Reis yıllarca orayı bir yatak olarak kullandı. Ya da bakın hemen şurada Kapıdağ Yarımadası var. Şu an adadayız. Yanımızda Domuz Adası var. Domuz Adası'nın yanında Kapıdağ Yarımadası. Kapıdağ Yarımadası'nın hemen şurada Ege Denizi'ne açığa bakan sipsivri bir burnu var. Burnun adı hala bütün haritalarda Kurtoğlu burnu. Kurtoğlu Musluhiddin Reis. Ben daha önce yaptığım bir YouTube videomda Kurtoğlu Musluhiddin Reis'i uzun uzun anlattım. Bakın linkini buraya bırakıyorum. Oradan izlersiniz.
Bu zat bu gördüğünüz bölgeyi bir yatak olarak yıllarca kullandı ve buradan Rodos adasını almaya çalıştı. Ya bakın şu arkamdaki tepenin hemen arkası, bir yarım saat tekneyle gidelim Rodos adası yarım saat ötemizde. Burayı almak için deli divane oldu, uğraştı didinde ve nihayetinde Kanuni ikna etti. Sultan Süleyman'ın saltanatının 2. yılı 1522'de Rodos adası fethedildi. 4 yıl oranın sancak beyliğini yaptı. Orada öldü, orada gömüldü. Kurdu oğlu Musluhiddin Reis. Düşünün. 2. Bayezid, Yavuz ve Kanuni'nin ünlü denizcilerinden bir tanesiydi Kurdu oğlu. Allah aşkına. Ben olsam şuraya Kurdu oğlu Musluhiddin Reis'in bir anıtını koyarım. Bir anıtını koyarım. Bir Osmanlı denizcisi, kaptan paşası. Ya romanı yapıldı ya. Ben doğmazdan 10 sene evvel Kurdoğlu Musluhiddin Reis'in Suların Gölgeleri diye romanı yazıldı yani. Bir okuyun. Gözyaşlarına gark olursunuz. Bu tarihi evleri yeniden ayağa kaldıralım. Uzun lafın kısası, Roma'dan Menteşeoğullarına, oradan Osmanlı'ya yüzyıllarca kullanılmış bir tersane adası ve tersane adası içerisinde müthiş bir tersane koyu. Tarihten itibaren bugün hala yöre halkı aynı isimle adlandırıyor. Burası yazlık koydur. Bir de hemen arkamızda bakın tam şurada kışlık koyu var. Az önce biz teknemizi kışlık koya demirledik, ben oradan yürüyerek geldim. Yazlık koya da girip çıktık. Buraları da dolaştık. Bakın bunların çoğu yabancı bandıralı tekneler, katamaranlar. Adamlar gelmişler. Benim memleketimde burada keyif sürüyorlar. Demirlemişler. Ben istiyorum ki benim halkım, insanım bu dünya cenneti adada yaşasın. Burayı eksin, biçsin, yetiştirsin, zeytininden istifade etsin, hayvanla gütsün. Yine yaşayan bir köy olsun. Allah aşkına. Buraya böyle bir beton eyulası, otel dikilmesin. Biliyorum ben. Şu videoyu izleyip de ağzının suyunu akıtanlar da var. Hakikaten ya kupon araziymiş ya. Biz burayı acaba kimle görüşsek, ne yapsak, alabilir miyiz acaba? Buradan güzel para kırabilir miyiz acaba? Eğer öyle olacaksa ben keçi dışkısı kokusuna razıyım, böyle kalsın. Ama tabii ki gönlümüz ülkemizin güzelleşmesini istiyor. Geniş halkın katılımıyla. Yaşayan bir balıkçı köyü olsun burası. Turizm cenneti olsun. Arada apartlar olsun. Millet gelsin. Yatılı burada kalsın. Şuradaki Salih amcanın fırınından çıkan sıcak ekmeği alsın. Şuradaki Emine teyzenin yeni sağdığı keçinin sütünden alsın. İstifade etsin. Katamaranla gelen Amerikalı da alsın o sütü. Ne bileyim benim gibi yerli gariban turist de gelsin. O da buralarda kalsın etsin. Ve nihayetinde böyle bir adayı, Yunan adaları diyorlar ya Ege'de 300'e yakın. Turizm cenneti. Onlardan çok daha güzel, çok daha çekici ve yaşanır kılalım. Fethiye'den Göcek koylarının en güzellerinden biri, en büyük ada Tersane Adası'ndan buram buram tarih kokan Kurdoğlu Musluhiddin Reis'in yatağından hepinize selamlar, saygılar. Musluhiddin Reis'in kıymetli torunları.